sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Ekim'de Türkiye saatine göre gece 22.30'da 23 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay hayatımıza yeni enerjiler, yeni olasılıklar getiriyor. Bakalım bu yeni ayın enerjilerinde neler var? Evet, terazi hava elementinin öncü nitelikli bir burcu olarak Hayatımızdaki aslında kişisel anlamda yapacağımız girişimler, sosyal anlamdaki farkındalıklar, ikili ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, evlilik gibi konularda son derece söz sahibi yönetici bir burçtur. Ve bu, bu burcun temsil ettiği konu ve kavramlar bu yeni aile beraber hayatımızda daha fazla görünür hale gelebilir. Evet, ilişkiler adına yeni kararlar verebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama süre gelen ilişkilerimizde belki gözden geçireceğiz ve belki bu süreç içerisinde onları iyileştirme adına, daha iyi yapma adına da önemli adımlar atacağız. Terazi güzellikle, estetikle, sanatla da ilgilidir ve hayatı uyum ve denge getirmek ister terazi burcu ve hayatımızda var olan uyumsuzluklar ve dengesizlikler konusunda da daha hassas olabileceğimiz bir dönemde olabiliriz. Siyaseti, diplomasiyi yönetir. Hak, hukuk, adalet gibi konular, ülkeler arası ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, bunların hepsi yine terazi burcuyla alakalıdır. Ve tabii ki bu yeni ay döngüsünde bu kavramlarda daha fazla gündemimizde olacak diyebiliriz. Yeni Ay an haritasında Yengeç Burcu'nun 8 derecesi yükseliyor. Yeni Ay sırasında Güneş ve e, Ay haritanın 5. evinde kavuşumdalar. Tam karşısında Koç Burcu'nda gerilemekte olan bir Mars var. Ve aynı şekilde Yeni Ay'a kare açı yapan Oğlak Burcu'nda Jüpiter, Plüto ve Satürn var. Mars... Güneş ay Plüto, Satürn arasında tek ara açı dediğimiz oldukça stresli ve gerilimli bir açık kalıbı da bu yeni ayda oluşuyor. Yeni ayın yönetici gezegeni Venüs. Venüs Başak burcunda ilerliyor ve Venüs'ün tam karşısında da Balık burcunda bir Neptün var. Bu yeni ayda Merkür Akrep burcunda geriliyor. Mars da Koç burcunda geriliyor. Sevgili izleyiciler peki bunlar ne anlama geliyor? Öncelikle Yeni ay bireysel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda da güçlü tesirler getirecektir. Ve biz de içinde yaşadığımız toplumun aldığı etkilerle az veya çok hayatlarımızda bazı süreçlerde e, deneyimler içerisinde olacağız. Ama tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Öncelikle terazi burcu öncü bir burç olduğu için bu yeni ay öncü burçlarımızı yani koç, terazi, oğlak ve yengeç burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenlerinizden herhangi biri veya birileri özellikle 20 ile 29 derece arasında öncü burçlardaysa bu yeni aydan çok daha güçlü ve bireysel etkiler alabilirsiniz. Evet, çekişmeli, biraz zorlayıcı, çatışmalı bir yeni ay döngüsü. Çünkü bu ee... Mars'ın retro olması, Güneş'in tam karşısında olması bir çatışma potansiyeli yaratıyor. Yani karşımızdaki kişilerle özellikle bir ilişki dinamiği içerisindeyken eşimiz olur, partnerimiz olur, ortağımızdır. Bazen açık bir düşmanımızdır bu, rakibimizdir. Ee, bir rekabet içerisinde olduğumuz ve bazı konularda sürtüşmeler yaşadığımız veya yaşayabileceğimizi işaret eden bir yeni ay. Tüm bunlar olurken Satürn ve Plüton'un açısı hayatımızda sorumluluklara, bazı kısıtlamalara, bazı engellere de neden oluyor. Belki ilişkiler adına adım atmak istiyoruz ama bu süreçlerde engellerle karşılaşıyoruz. Ya da içinde bulunduğumuz ilişkilerde fark etmemiz gereken çözmemiz gereken bazı problemler var. İşte bu kadar retro gezegen etkisi bu ilişki dinamiklerimizi belki biraz daha fazla sorgulayacağımızı, buralardaki eksikleri, hataları, yanlışları fark edebileceğimizin de işaretçisi. Bunları fark edip ileriki süreçte ilişkilerimizi iyileştirmek adına, şifalamak adına da tabii ki önemli kararlar verebiliriz. Ama bazı ilişkiler bizi hayatımızda zorluyorsa, sıkıntılar yaratıyorsa veya ilerlememizi engelliyorsa bu yeni ay bu sorunlu ilişkileri fark etmemiz, belki kesin bir şekilde yol ayrımlarına gitmemiz anlamında da bizim için motive edici olabilir veya bize önemli farkındalıklar verebilir, anlayışlar verebilir. Venüsün Başak Burcu'ndaki hareketi Neptün'le karşıtlığı biraz kaos ortamı yaratıyor. Yani burada bazı beklentilerimizi, işbirlikleri olabilir, ilişkiler olabilir. Tabi bunu bireysel olarak söylüyoruz, toplumsal olarak baktığımızda ülkeler arası ilişkilerde, ülkeler arası anlaşmalarda, işbirliklerinde, müttefik ülkelerle olan bağlantılarda örneğin bazı beklentilerde belirsizlikler olduğunu, belki bir kaos ortamı olduğunu ya da aldanmaların, aldatılmaların, hayal kırıklıklarının olabileceğinin de işaretçisi. Yani çok idealize ettiğimiz bazı ilişkiler olabilir hayatımızda. Bu idealize ettiğimiz ilişkiler gerçekten bizim için yararlı mı, yararsız mı? Veya bu ilişkiler bizim tahmin ettiğimiz gibi olumlu bir şekilde ilerleme potansiyelinde mi? Doğru kişi mi, yanlış kişi mi? E, tüm bunları da bu retro gezegen etkileriyle daha fazla sorgulayacağız aslında. Sorgulama imkanı bulacağız diyebiliriz. Yeni ayın 5. evde olması aslında çocuklar, yaratıcı süreçler, aşk hayatımız gibi konulara da e, özellikle burada ee, parmak basıyor ve terazi e, 23 derece terazi yeni ayı Sipika yıldızıyla birleşiyor. Çok aslında şanslı ve kısmetli bir yıldızdır Sipika. Kendi içinde de e, hayatımızda olumlu enerjiler taşıyabilecek bir yeni ay döngüsündeyiz. Sadece bazı belki eksikleri görüp tamamlamamız gerekiyor veya bazı sorunları çözüp aşmamız gerekiyor. Bundan sonrasında çok şanslı ve verimli enerjiler altında da olabiliriz. E, Sipika hem sanatsal anlamda, hem bilimsel anlamda yetenekleri, başarıyı, maddi güçleri de teşvik edebilecek, bize şans ve fırsat getirebilecek ilişkiler adına e, yine e, yeni kapılar açabilecek bir yıldız, Sipika yıldızı e, ve kişisel doğum haritalarımızla destekliyorsa tabii ki e, çok güzel, olumlu bazı bağlantıları ya da e, ilişkilerimizi iyileştirme adına güzel açılımları. E, hayal ettiğimiz o ilişkiye ulaşabileceğimiz koşulları bu yeni ayla beraber e, sağlayabiliriz. Hayatlarımıza bunları dahil edebiliriz. Evet, diplomatik diplomasiye dikkat etmek gerekiyor ve tüm e, şu anda özellikle ülkemizin yükselen Burcu da yengeç ve yeni ayın da yükseleni yengeç. Dolayısıyla ülkemizin horoskobu birebir örtüşen bir yeni ay. E, bu durumda özellikle Ülkeler arası ilişkilerde açık düşmanlıklar, bazen müttefik sandığımız ama iyi bir şekilde yine bize e, geri planda da olsa e, düşmanlık edebilen bazı ülkeler, ilişkiler, siyasi ilişkiler, dış ilişkiler, tüm bunları e, mercek altına alacağımız, bazı şeyleri fark edebileceğimiz, sorunlu bir şeyleri çözmek adına da yeni uygulamalara belki, tekrar verilecek yeni kararlara yeni anlaşmalara imkan verebilecek bir yeni ay döngüsündeyiz. Mars'ın bu pozisyonu evet savaş enerjisi veriyor. Savaş, çatışma, güç mücadeleleri bu yeni ay döngüsünde de artabilir. Ülkemizin Akdeniz bölgesi olsun, Ege olsun ve özellikle yine Azerbaycan'da ve orada olabilecek bazı huzursuzlukların da yine artabileceği bir süreçteyiz. Yani siyasi konularda ülkeler arası konularda diplomasede e, gerilimlerin artabileceği ve çok hassas olabileceği bir süreçteyiz Aslında bu yeni ayda belki bunlar daha fazla bir e, dikkat çekecek daha fazla bir göz önüne alınacak ve bunları tekrar inceleme bu e, bağlantıları bazı anlaşmazlıkların Çünkü e, sorun çıkarması mümkün daha önceden verilmiş kararların tekrar ele alınması tekrar incelenmesi ve belki yeni bazı koşulların oluşması mümkün. O dönemde göremediğimiz, fark edemediğimiz bazı e, detayları fark etmemiz e, ve bunun sonucunda yeni hareket planları oluşturmamız, yeni stratejiler geliştirmemiz bu yeni ayı takip eden günlerde mümkün olabilir. Ülke içinde de, e, dış ilişkilerde de bunları e, daha fazla görebiliriz. Şimdi bireysel olarak nasıl etkiler alabiliriz? Özellikle Yükselen burcunuza göre bu genel etkileri takip etmenizi istiyorum sevgili takipçilerim. Burcunuz ve özellikle yükselen burcunuza göre genel etkilere geçersek. Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Terazi yeni ay'ı tam karşıt burcunuzda ve ilişki evinizde olacak. İlişki dinamiklerinizi gözden geçireceğiniz daha fazla mercek altına alacağınız bir süreçtesiniz. Evet yeni ay tabii ki yeni olasılıkları gündemimize taşıyacak ama bu yeni ayın kendi içerisindeki gerilimli, stresli enerjileri ve Merkür'ün ve Mars'ın geri harekette olması biraz geçmişle ilgili konuları daha fazla sorgulayabileceğimizi gösteriyor. Süre gelen bir ilişkiniz var, işbirliğiniz, ortaklığınız, eşiniz var, evliliğinizle ilgili konular var, belki yakın bir arkadaşlığınız var. Ya da iş hayatınızda rakip olduğunuz kişiler var, ticari konularda, kariyerinizle ilgili konularda. Bazı baskılar hissediyorsunuz. Bu yeni ay aslında daha öncesinde belki çok da fazla incelemediğiniz, fark etmediğiniz bazı detayları fark etmeniz, bir şeyleri daha fazla sorgulamanız yolunda Size yeni kapılar açabilir. İlişkilerde maddi paylaşımlar konusunda daha hassas olabilirsiniz. Bir işbirliğinde gözden kaçırmış olduğunuz bazı detayları fark edebilirsiniz örneğin. Veya adım atmak istiyorsunuz, bir karar vermek istiyorsunuz ama sizi sorumluluklar engelliyor. Ailevi alanlarda bazı baskılar hissediyorsunuz bir ilişkinizle ilgili karar verme yönünde. Bu yeni ay döngüsü artık çözümlenmeyen bazı kavramların hayatınızda baskılarının artabileceğini artık bir çözüm beklediğini de işaret ediyor ama bir yandan da Evet şu ana kadar belki görmediğiniz bazı çözüm imkanlarını bulacaksınız ilişkilerinizi iyileştirmek adına ee, daha rahat hareket edeceksiniz işbirlikleri içinde bu söz konusu olabilir Evet e, tabii ki her koca aynı şekilde etkilenmiyor yeni ayın derecesi önemli burada lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve tabii ki haritanızdaki diğer kişisel gezegenleriniz özellikle 20-29 derece önce burçlardaysa koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçlarda öne çıkan gezegenleriniz varsa yükselen burcunuz ve güneş burcunuzda bu derecelere ee, isabet ediyorsa o zaman evet bireysel olarak çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Bazı geçmiş ilişkilerinizin de tekrar ele alınması gerekebilir. Örneğin yarım kalmış bir ilişkiniz var. Şimdi onunla ilgili var olan sorunları çözüp yeni bir fırsat da karşınıza çıkabilir. Geçmiş ilişkilerle de ilgili, geçmiş eş, geçmiş partner gibi bunlarla da bağlantılı konularda bu yeni ayın karşımıza bazı enerjiler getirmesini olumlu ya da olumsuz, en azından hayatınızda hani içinizde kalmış bazı duyguların düşünceden şöyle bir dönüşmesi için çözümlenmesi için bazı fırsatları karşınıza getirmesini de bekleyebiliriz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar terazi yeni ayı 6. evinizde doğacak yeni olasılıklar var yeni gündemler var günlük hayatınız işiniz mesleğiniz çalışma koşullarınızla ilgili alanlarda yeni düzenlemeler yapabileceksiniz bu yeni aile beraber ve evet, sağlık konuları da devrede olabilir Sağlığınız da belki biraz daha mercek altında olacak. Hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler var. Ee, evcil hayvanlarınız var. İş yapıyorsunuz iş hayatınızda. Belki bir işiniz, mesleğinizle ilgili yeni bir yol, yöntem belirleyeceksiniz. Bu yeni ay aslında işinizin kalitesini arttırmanız, daha verimli çalışmanız, günlük hayatınızı daha iyi hale getirmeniz için belki de sağlığınızı daha da bir iyileştirmek için size de yeni kapılar açabilir. Ama bunun öncesinde belki geçmişe daha fazla bir sorgulayacaksınız, belki bazı kararlarınızı gözden geçireceksiniz, belki sizin için doğru olmayan bir yardımcınız var. Evet, onu belki tekrar değerlendireceksiniz ya da ee iş veriminizi azaltan bir çalışma programınız var. Bu yeni ayda bunu gözden geçirip yeni bir çalışma programı belirleyeceksiniz. Sağlığınızı olumsuz etkileyen koşullarınız var. Yeni ay sağlığınızla ilgili bir uyarıcı etki getirebilir. Ve bu durumda günlük hayatınız, sağlığınız ve yaşam kalitenizi arttırmak için belki yeni yöntemler belirleyeceksiniz. Tüm bunları bu yeni ayın kapsamında göz önüne alabiliriz aslında. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında öncü burçlar daha fazla etkileniyor. Ama yükselen burcunuz boğa olabilir, güneş burcunuz boğa olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Haritalarınızda özellikle öncü burçlarda, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi burçlarda 20 ve 29 derecelerinde gezegenleriniz varsa, bu gezegenlerin sembolize ettiği konular ve bu gezegenlerin bulunduğu ev alanlarında bu tesirleri hissedebilirsiniz. Bunlarla ilgili konularda bazı yenilikler, yeni kararlar hayatınıza girebilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Yeni ay 5. evinizde olacak. Sizin için güzel bir yeni ay aslında. Çünkü terazi sizin gibi hava elementindendir. Ve terazi burcundaki yeni ay ve dolunay döngüleri size enerjisi olarak destekler. Keyif alabileceğiniz hayatınızda neşenin, hareketin, enerjinin, yaratıcılığın Öne çıkacağı bir süreç aslında. Sosyal hayatınızda yenilikler olabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Tabii ki yeni aşk olabilir, romantik konular öne çıkabilir. Bir hobilinizle ilgilenebilirsiniz. Çok sayıda retro gezegen olması özellikle Merkürün ve Marsın retro olması bu yeni ayı biraz bizi geriye çekebilecek enerjilere taşıyor. Yani İlişkilerde işte nostaljik etkiler olabilir. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz. Belki bir yarım kalmış ilişkiniz tekrar canlanacak. Uzun süredir ilgilenmediğiniz bir hobinize, bir sanatsal çalışmaya tekrar bir fırsat ayıracaksınız. Yani zaman ayırma imkanı bulacaksınız. Çocuklarla ilgili etkiler olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Veya ertelediğiniz bir konu tekrar gündeme gelecek. Aşk hayatınızla ilgili romantik etkiler var ama biraz sorgulamalar da var. İlginç durumlarla da karşılaşabilirsiniz bu yeni ay döngüsünde. Her ikizler aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarının 20-29 derecesinde gezegenleriniz varsa o zaman bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür Akrep burcunda geriliyor bu yeni ay sırasında zihniniz de biraz takıntılı olabilir. Yani ilişkilerde biraz kıskançlıklarınız olabilir. Biraz geçmişi çok sorgulayabilirsiniz. Bu takıntılara dikkat edin. Çok fazla öyle kuşkucu olmamaya çalışın. Çok hesapçı olabilirsiniz özellikle para konularında. Tüm bunlar ama bir yandan da tabii gözden kaçırdığınız bir şeyleri keşfetmek için böyle bir Merkür faydalı olabilir aslında. Yani fark etmediğiniz bir şeyi ya da gizli bir şeyi fark etmeniz için de hayatınızda çok değişik konularla biraz sürprizli durumlarla yüzleşebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Bu da sizin farkındalığınızı arttırabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Terazi yeni ayı dördüncü evinizde doğacak. Siz de bir öncü burçsunuz. Terazi gibi. Dolayısıyla en çok etkiyi alan burçlardan biri de sizsiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çok sayıda da gezegen açısı sizi etkiliyor. Koç burcunda gerileyen Mars'tan da etki alıyorsunuz. Oğlak burcundaki Satürn, Plüto, Jüpiter'den de etki alıyorsunuz. Bu da tabii ki hayatınızda daha güçlü, daha kadersel, daha belirleyici durumlara yol açıyor. Yeni ay, kendi içinde stresli bir yeni ay aslında. Yani baskılayıcı enerjiler var. Retro gezegenlerin de tesiri çok fazla. Bu da hayatımızda yeni girişimler konusunda bizi biraz sanki engelliyor, biraz zorluyor. Ev alanınızda olabilir, yenilikler, istekleriniz olabilir. Belki ev değiştirmek istiyorsunuz, almak satmak istiyorsunuz, taşınmak istiyorsunuz. İş hayatında bazı sorunlarınız var şu anda. Evlilikle ilgili ya da aileyle ilgili çatışmalar içerisindesiniz. Eşiniz, partneriniz, aileniz. Hayatınızdaki sorumluluklar belki iş alanında ya da ilişkilerde ya da kariyerde yeni adımlar atmanız konusunda sizi zorluyor. Biraz ister istemez engellerle karşılaşıyorsunuz. Evet bu yeni ay hayatımızdaki bu engellerle bizi yüzleştirebilir. Ama bir yandan da bu engellerin neden oluştuğu konusunda yeni açılımlar da getirebilir devam ederek gelen süreçte belki bazı eksikleri ya da hataları görüp onarma fırsatı ya da çözüm yolları bulma fırsatı da bulabiliriz. Ee, bu yeni ay evet belki işinizde bir değişiklik istiyorsunuz. Belki evinizde, yaşam alanlarınızda bir değişiklik istiyorsunuz. Belki taşınmak istiyorsunuz ama belki bu sizin için doğru değil. Yani bu bunları da belki sorgulayacaksınız. Tekrar bir ele alacaksınız. Tekrar ee, daha önceden vermiş olduğunuz bu kararı değerlendirip yeni bir planda yapabilirsiniz kendinize kendinize örneğin tüm bunlar mümkün herkes aynı şekilde etkilenmeyecek ama öncelikle önce burçlarımız çok etkileniyor lütfen doğum haritalarınıza kişisel doğum haritalarınıza bakınız güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz özellikle 20 ve 29 derece aralarında 23 derecede meydana gelecek bu yeni ay bireysel olarak size daha fazla tesir edebilir Gerek aile ilişkileri, gerek ev yuva alanları, gerek kariyer alanlarında bazı streslerle, bazı baskılarla, çatışmalarla karşılaşmanız mümkün. Ama e, tüm bunların aslında, hani bir stres yaşıyorsanız hayatınızda bir sorunla karşılaşıyorsanız, belki de bazı şeyleri göremediğinizden, bazı ayrıntılara dikkat etmediğinizden ya da görmezden geldiğiniz için e, sorunları çözmek değil de e, bir şekilde Geri e, geri planda tuttuğunuz için karşınıza geldiğini unutmayın. Bu yeni ay aslında var olan sorunları görmeniz ve onları çözmeniz için de size yeni kapılar açacak gibi, yeni fırsatlar sunacak gibi görünüyor. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Terazi burcu yeni ayı 3. evinizde meydana geliyor. Yeni olasılıklar devrede, yeni başlangıçlar devrede. E, bu yeni ay kendi içerisinde biraz bizi zorlayan, biraz stresli enerjiler barındırsa da aslında yeni fikir oluşumları, yeni planlar, programlar içinde size katkı sağlayabilir. Eğitimle ilgili konularda belki yeni bir döngüye başlayacaksınız. Yakın çevre ilişkilerinizde kardeşleri olabilir bunlar, akrabalarınız olabilir, komşunuz olabilir. İlişki dinamiklerinizde yeni bir döngünüz başlayacak bir seyahat gündeme gelebilir veya daha önceden yapmak istediğiniz, ertelediğiniz bir seyahati tekrar yapma fırsatı bulacaksınız. Veya yarım bıraktığınız bir eğitiminizi tamamlama fırsatı bulacaksınız. Yakın çevrenizdeki kişilerle, kardeşlerinizle ya da komşularınızla ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsunuz. İletişim sorunlarınız var. Bunların altındaki kökeni belki çözmeniz gerekiyor. Belki çok daha derinlere giden, belki çok çocukluğunuza giden, aile köklerine giden bazı mevzular var. Bunlar bu yeni ayda gündeme gelebilir. Bunları belki tekrar ele almanız, konuşmanız, görüşmeniz hem kendiniz için hem karşınızdaki kişi için farklı bir bakış açısı, önemli bir farkındalık getirebilir ve belki ilişkilerinizi daha da iyileştirmek adına size yeni kapılar açabilir. Evet, zihinsel anlamda ve ruhsal anlamda aslında bizi zorlasa da Doğru değerlendirebildiğimiz takdirde hayatımızdaki tıkanan enerjileri e, açabileceğimiz ve bundan sonrası için daha iyi ilişkiler kurabileceğimiz bir yeni ay döngüsündeyiz aslında. Var olan bazı sözleşmelerinizde pürüzler çıkıyorsa, ticari konular olabilir, iş anlaşmaları olabilir. Buradaki pürüzler aslında bundan sonrasında karşılaşabileceğiniz daha ciddi sorunlardan sizi korumak için karşınıza da çıkıyor olabilir. Şimdi bunlara bakmanız şu anda onlarla ilgilenip belki daha doğru kararlar vermeniz gerekiyor. Bunu da bir fırsat bilebilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili aslanlar. Özellikle öncü burçlarda koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçların 20 ve 29 derecesinde eğer kişisel gezegenleriniz varsa o zaman bireysel tesirler çok daha güçlü olabilir Evet sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar terazi yeni ayı ikinci evinizde doğuyor parasal kaynaklarınızla ilgili alanda paranız mal varlıklarınız kazançlarınız gelir gider dengeniz bütçenizle ilgili alanlarda Tabii ki yeni ayın yeni olasılıkları gündemde olacak ama bu yeni ay kendi içerisinde biraz böyle mücadele gerektiriyor biraz bizi geriye çekiyor biraz durup incelememiz biraz şartlarımızı şöyle bir gözden geçirmemiz gerektiğini işaret ediyor bütçenize bir bakın gerektiğinden fazla plan yani harcamalar mı yapıyorsunuz gereksiz riskler mi alıyorsunuz bütçenize göre hareket etmiyor musunuz veya bazı iş planlarınız var planladığınız gibi gelirler tam gelmiyor mu bunlar artık bu yeni ayda ele alınması gerekiyor bir şöyle detaylı hesapların muhasebelerin yapılması gerekiyor Belki de şu anda yapacağınız bu hesaplar önümüzdeki dönemde maddi durumunuzu daha bir güvence altına almak için daha doğru kararlar vermeniz için de size faydalı olabilir. Evet, beklemediğiniz bazı harcamalar olabilir veya bir yatırım yapmıştınız daha önce beklemediğiniz bir zarara uğrayabilirsiniz. Bunlar olabilir. Bazı baskılar hissedebilirsiniz üzerinizde ya da sizden çok fazla beklentisi olan çevrenizdeki kişiler var. Çoğu zaman maddi anlamda hayır diyemiyorsunuz. Ya da bazen gerçekten sınır koymanız gerekiyor bu harcamalara. Bu yeni ay döngüsü bunlarla ilgili size önemli farkındalıklar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20-29 derece arasında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Ve sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar, sizin yeni ayınız. Özellikle doğum günü 12-21 Ekim arası olan terazi burçlarımız güneş burçlarının üzerinde olacağı için çok güçlü tesirler alabilirler. Yükselen burcu da 23 derece ve yakınlarında olan yani 20 ile 29 derece yakınlarında olan terazi burçlarımız da etki alabiliyorlar ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız burcunuz dışında Tabii ki diğer kişisel gezegenleriniz de önce burçlarda olabilir koç olabilir terazi yengeç oğlak bu burçlarda da gezegenleriniz varsa o zaman tesirler daha bir e, önemli olabilir sizin için Öncelikle Mars'ın tam geri hareketi işte Satürn'ün ve Plüton'un burcunuza yaptık kare açı hayatınızda biraz gerçekten zorluklar, sorumluluklar, engeller yaratıyor. İlişki dinamiklerinizi anlaşma, anlaşmakta, bazı konularda anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Yani herhangi bir fikirde, herhangi bir düşüncede, işbirliği içerisindeki kişide veya eşiniz, partneriniz, evlilik içerisinde, ortaklıklarda biraz karşınızdaki kişinin agresif olması, bazı konularda sözünde durmaması ya da size karşı bir harekette bulunması mümkün. Bu bir çatışma yaratabilir. Hayatınızda sorumluluklar var, aileyle ilgili sorumluluklarınız var, kariyerle ilgili sorumluluklarınız var ve bu nedenle eşinizle, partnerinizle sürtüşmeler yaşıyor olabilirsiniz. Hani iki arada bir derede kalma durumu gibi. Hani her yönde gerçekten siz dengeyi arıyorsunuz, uyumu arıyorsunuz ama o aradığınız, ihtiyaç duyduğunuz denge ve uyumu sanki hayatınızda korumakta. Şu anda biraz zorlanıyorsunuz. E, bu yeni ay döngüsüne biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bedensel olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak sizi biraz zorlayabilir. Baskıları arttırabilir. Hayatınızda değiştiremeyeceğiniz konular varsa şu süreçte biraz kabulleniş içerisinde olmak, biraz sürüncemede bırakmak belki daha doğru. Yeni adımlar atmak istiyorsunuz ama öncesinde belki eski bazı sorunları çözmeniz gerekiyor. Belki sizin için doğru olmayan bir ilişki içerisindesiniz. Bunu gözden geçireceksiniz. Ya bu ilişkiyi kararsız kaldığınız konuları netleştirip bu ilişkiyi tam bir artık karara bağlayıp artık geride kalması gerekiyorsa bırakacaksınız ya da var olan ilişkiyi çözmek için görmezden geldiğiniz sorunları daha fazla masaya yatırıp onları çözmek için daha ciddi hareketlerde bulunacaksınız. Evet, bundan sonrasında daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeniz veya hayatınızda yapmak istediğiniz şeyleri hayata ge sağlıklı geçirebilmek için bunu yapmanız gerekiyor. Evet bu anlamda evet zorluklar olabilir, gereksiz mücadeleler olabilir, yorulabilirsiniz. Merkür'ün Akrep'teki gerilemesi daha kuşkulu, daha kuruntulu hale getiriyor. Şu aralar biraz para konularında, finans konularında daha da takıntılı olabilirsiniz sevgili Teraziler. Bunu da dengelemek gerekiyor. Geçmişten gelen konular varsa, geçmiş bir ilişki olur ya da eşinizle, partnerinizle ilgili önceden hani çözüm bekleyen bazı mevzular olabilir. Ee, bu konularla da ilgili çözüm yollarını aslında bu yeni ayda bulma imkanınız olabilir. Sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, terazi yeni ayı 12. evinizde doğacak. Merkür burcunuzda geriliyor. Ee, zaten yönetici gezegeniniz Mars Koç Burcunda geri harekette. Bu yeni ay çok aslında o kadar da sevimli bir enerjisi yok. Hani şunu söylemek istiyorum, biraz sıkıntılı bir yeni ay, biraz enerjimizin düştüğü, böyle bir kendimizi motivasyon anlamında bizi geri çeken biraz hayatımızda yorgunluk hissettiğimiz enerjisiz hissettiğimiz bir dönemdeyiz zihinsel anlamda da bunu hissedebiliriz kafamız karışık olabilir Yani fiziksel ve ruhsal gerçekten depresif olmamız kronik rahatsızlıklarımızın böyle gündeme gelmesi mümkün Bu yeni ay aslında tam bir sizin için Şifa yeni ayı olabilir. Sorunları fark etmek ve bunları şifalamak için lütfen bunları bastırmayın. Bunlarla artık ilgilenmek gerekiyor. Ee, bilinçaltınızda tuttuğunuz o duygular, düşünceler eğer sizi zorluyorsa veya günlük hayatınızda huzursuzluklar yaratıyorsa veya sizi ilerleme anlamında geri, geride tutuyorsa onları sağlıklı bir şekilde artık görmek, fark etmek gerekiyor. Ve belki e, tamamen kökten çözümlemek gerekiyor. Bu yüzden bir şifa, bir terapi, bir arınma e, bilinç aldığı çalışmaları çok faydalı olabilir bu dönem sizin için. Fiziksel bir rahatsızlığınız varsa yine bununla da ilgili farkındalıklar yaşamanız, o sağlık sorununuzla ilgilenmeniz mümkün görünüyor. İş hayatınızda sizin veriminizi düşünen, iş hayatınızda mesleki anlamda sizi zarara sokan konular varsa, bu sizin bir alışkanlığınız olabilir, sizin yanlış bir çalışma programınız olabilir ya da beraber çalıştığınız hizmet aldığınız kişiler olabilir ki bunlarla ilgili bazı sorunlar ve yanlışlıklar olabilir. Bunları da keşfedebilirsiniz bu yeni ay döngüsünde ve artık belki çözüm yollarını da bulmanız mümkün olabilir. Çok fazla geçmişe çekiyor bizi yeni ay enerjisi. Geçmişte kalan yarım konuları tamamlamak, geçmişte zaman ayıramadığınız işlere zaman ayırmak, geçmişte kendimizle ilgili yapmak isteyip de ertelediğimiz bazı faaliyetleri de gündemimizi almak için bu yeni ay bizi daha fazla motive de edebilir aslında. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle öncü burçlarda koç, terazi, yengeç, oğlak burçlarında 20 ve 29 derece arasında gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkileriniz daha güçlü olacaktır. Sevgili yaylar, ve yükselen burcu yay olanlar. Terazi yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Size dost bir burçta. Genel olarak aslında bu yeni ay heyecanınızı, coşkunuzu arttırabilecek bir yeni ay. Ee, özellikle geleceğe dair hedefleriniz oluşuyor. Dilekleriniz var, umutlarınız var, belki projeleriniz var. Ee, kuşkusuz bazı fırsatlar, teklifler de karşınıza çıkabilir. Özel ilişkilerde de yeni tanışmalar olabilir. Ama yeni ayın kendi enerjisi biraz aslında tıkanık, biraz bizi geriye çeken bir enerjisi var. İşte Merkür retro akrepte, Mars koçta retro. Bu nedenle süre gelen hayatımızda var olan tüm bu olasılıkların biraz sanki yavaşlaması veya bunlarla ilgili geçmişten süre gelen hayatımıza devrolan, olan hani yarım kalmış bir şeyler olabilir tamamlanması gereken detaylar olabilir bunlara bizi odaklamak istiyor ilerlemek için biraz durmamız gerekiyor. Biraz eksikleri tamamlamamız gerekiyor. Bunları tamamladığımız takdirde her şey daha mükemmel olabilir. Çok daha hızlı ve iyi ilerleyebilir. Bu bir ilişkinizle ilgili olabilir. Üzerinizde üzerinde çalıştığınız bir işle, bir projeyle ilgili olabilir. Çocuklarınızla ilgili bir konu olabilir. Aşk hayatınızla ilgili bir konu olabilir. Tüm bunlarda biraz yavaşlayıp biraz incelemek gerekiyor. Eksikleri, hataları bu dönemde görüp fark etmek gerekiyor. Her yay aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında yaylar çok da güçlü bir şekilde etkilenmeyebilir bu yeni aydan. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle 20 ve 29 derece arasında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bu bahsettiğim etkileri bireysel olarak çok daha öne çıkacağını da söyleyebiliriz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, tabii ki en fazla etki alan burçlardan biri sizsiniz Çünkü siz de tıpkı terazi gibi öncü bir burçsunuz ve şu anda gökyüzünde bu yeni ay sırasında oluşacak olan e, gezegen açılarının da öncü burçlarda öne çıkması sizi daha fazla etkiliyor e, yeni ay aslında haritanızın 10. evinde yani kariyer dediğimiz o toplumsal alanda meydana gelecek ve bu yeni ay toplum önündeki kimliğiniz, kişiliğiniz, statünüz, işiniz, kariyeriniz, başarınızla ilgili yeni olasılıkları devreye sokabilir. Burcunuzdaki Plüto ve Satürn yeni ayla e, sert bir açıda. Aynı zamanda Mars'ın da retrosu ve e, sert açısı devam ediyor. Evet sorumluluklar var, baskılar var, mesuliyetler var. Uğraşmamız gereken birçok şey var. Ama gerçekten hedeflerimiz de çok büyük. Aslında bu yeni ay bize büyük kapılar açabilecek bir yeni ay. Liderlik yaptığımız, yönettiğimiz, organize ettiğimiz bir şeyler olabilir. Bunlar iş hayatımızla da ilgili olabilir. Ya da aile ortamında ailemizle ilgili aldığımız bazı sorumluluklar olabilir ancak yeni ay kendi içinde biraz bizi yavaşlatan biraz geriye çeken bir enerjisi var. Mars retro, Merkür retro. Bu diyor ki biraz hani ailede belki çözümlenmesi gereken konular var. Belki finansal anlamda bazı detaylar var. Yapılacak girişimlerde dikkat edilmesi gereken ihmal edilen konular var bunları şöyle bir tekrar ele alacağız çözümleyeceğiz bunları tamamladıktan sonra daha rahat ilerleyebiliriz hayatımızda kariyerimizde ilgili yapmak istediğimiz o değişimi yeniliği yapabiliriz iş kurmak olabilir bu Belki terfi etmek olabilir ya da başka bir yere taşınmak olabilir. Tüm bunlar olasılıklar dâhilinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle yükselen burcunuz ve Güneş burcunuz 20 ya da 29 derece bulunuyorsa Oğlakta veya kişisel haritalarınızda yine önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bireysel anlamda çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili Kovalar ve yükselen Burcu Kova olanlar terazi yeni ayı sizin 9. evinizde meydana gelecek. Sizin gibi hava elementi bir burçta olacak. Hayata daha böyle bir geniş pencereden bakabileceğiniz bir dönem. Yeni umutlarınız var, heyecanlarınız var. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili yeni kapılar açılabilir. Seyahatler, özellikle uzaklar, yurt dışı bağlantılı konu ve kavramların hayatınızda gündem oluşturabileceği bir dönemdesiniz bazı hukuksal işleriniz olabilir. Bazı hak arayışlarınız olabilir. Mahkemeler, davalar. Bunlar biraz geçmişle bağlantılı da olabilir. Hani belki kardeşlerle ilgili, akrabalarla ilgili ya da bir işle ilgili bir davanız var ve bununla ilgili bu yeni ay döngüsü geçmişten gelen bu konunun artık hani bir kesin nihayete ermesi, bir çözüme ulaşması için de bir fırsat olabilir tabii ki. Bir yandan yarım kalmış bir eğitimini tamamlamanız, uzun süredir uğraştığınız bir projeyi tekrar ele almanız da mümkün. Ancak yeni ayın genel enerjilerinde biraz kısıtlamalar var, biraz geriye çekişler var. Yani bir seyahati planlıyorsunuz, belki gecikebilir. Eğitim hayatınızda bazı rötarlar olabilir. Ticari faaliyetleriniz biraz yavaş ilerleyebilir. Uluslararası alanlarda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz gibi. Ama bir yandan da belki daha önceden göremediğiniz, dikkat edemediğiniz bazı detayları fark edeceksiniz ve bu iş ve projelerinizin bundan sonrası için daha rahat ilerlemesi ve sizin adınıza daha hayırlı olması için de gerekli düzeltmeleri yapacaksınız, eksikleri tamamlayacaksınız bu süreç içerisinde sevgili kovalar. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçların 20-29 derecesinde gezegenleriniz varsa evet bu yeni ay enerjileri sizi bireysel olarak çok daha güçlü etkileyebilir. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar terazi yeni ayı 8. evinizde doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek. Ancak bu yeni ayın kendi içerisinde biraz yavaşlatıcı, kısıtlayıcı bir enerjisi var. Mars retro, Merkür retro, Satürn'ün, Mars'ın, Plüton'un sert açıları var. Biraz baskılar var. Ee, işle ilgili olabilir, yatırımlar, özellikle parasal konular, işbirlikleriyle ilgili bir adım atmak istiyorsunuz. Belki bir kredi almaya ihtiyacınız var. Evliliğinizle ilgili, belki partnerinizle ilgili finansal paylaşımlar, eşinizin parasal kaynakları ve bunlarla ilgili sorunlarınız var, çözmek istiyorsunuz. Aslında bu yeni ay, geçmişten gelen konu ve kavramları çözmek için. Ee, mümkün, yani e, geçmişle ilgili konuları çözmek için daha fazla olasılık karşımıza çıkarıyor. Örneğin uzun süredir beklediğiniz bir ödeme var. Bir nafaka, bir miras olabilir bu. Ee, bu yeni ayda bununla ilgili konular tekrar gündemde olabilir. Ama yeni bir kredi başvurusunda bulunuyorsanız sorunlar çıkabilir. O yüzden bu yeni ay en azından retro gezegenlerimiz düzelene kadar parayla ilgili konularda önemli hareketlerde bulunmamak, yeni kararlar vermemek daha doğru görünüyor. Ekstradan bazı masraflarınız çıkabilir, beklemediğiniz veya gözden kaçırdığınız bir borç, bir vergi ödemesi ya da muhasebe işlerinizde yapılmış bir ihmal veya gizli saklı olmuş olan bir sorun ortaya çıkabilir. Yani finansal olarak dikkat edilmesi de gereken bir döngüde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bir yandan da kişisel haritanız özellikle destekliyorsa Önceden de beklediğiniz ama alamadığınız bir paranın tekrar size gelmesi gibi ee, bir hak edişle de burada hak edişle de karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda, koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçlarda 20 ve 29 derece arasında kişisel gezegenleriniz varsa o zaman bu bahsettiğim etkiler sizin için daha belirleyici olacaktır. Ama bu burçlarda gezegenleriniz yoksa çok da önemli bir etki almayabilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.